Fethiye Birlik ve İyilik Platformu'nun her ay gerçekleştirdiği toplantısının bu ayki yeri İbrahim Kurt'un mekanı olan Zehra Kuleli Biç oldu. Fethiye'nin Gözde plajlarından olan Zehra Kuleli Biç'te gerçekleşen toplantıda gençlerin kötü alışkanlıklarından nasıl kurtulmaları hakkında konular konuşuldu. Birlik ve İyilik Platformu Dönem Başkanı Mustafa Ertan, iyilik temalı bu platformun sürekli gençlerle iç içe olduğunu söyledi. Kıymetli arkadaşlar, değerli basın mensupları, Fethiye Birlik ve İyilik Platformu olarak, yani kısa da FEBİM, bugün biz mutat aylık toplantımızı yapıyoruz. Bu toplantımızı da Zehra Kuleli Biç sahibi İbrahim Bey'in mekanında yapıyoruz. Kendiler ev sahipliği yapıyorlar. Allah razı olsun. Toplantımız her ay bir gündem maddesiyle genelde platformumuz toplanıyor. Bu ayki gündem maddemiz gençliğimizin kötü alışkanlıklardan kurtulması noktasında nasıl yardımcı oluruz? Onlarla nasıl istişareler kurarız? Zararlı alışkanlıklardan onları kurtarma noktasında neler yapabiliriz? Bugün 25'e yakın STK dediğimiz sivil toplum kuruluşu platformumuzun temsilcisi olan arkadaşlarla bir araya geldik. Onlarla istişare edeceğiz. Onlarla fikirlerini alacağız. Yani bizim amacımız önce birliği oluşturmaktı. Hamdolsun bu aylık mutat toplantılar yaparak birliği zaten oluşturuyoruz. İyilik bizim temamızın bir diğeri. İyilikle de ne yapabiliriz? İşte bu konuyla alakalı kafa yormaya çalışıyoruz. İnşallah bu toplantının ben hayırlara vesile olacağını inanıyorum. Birazdan işte Sayın Kaymakamımız da burada olacaklar. Hem ilçe müftümüz bize onur konuğumuz, Sayın Kaymakamımız da onur konuğumuz. Bizlere katılacaklar. Onların da fikirlerini, düşüncelerini, önerilerini, bize tavsiyelerini vereceğiz. Biz de nihalde yolumuza devam edeceğiz inşallah. Birlikte i̇nşallah iyilik diyorum platformu. Hocam. Buradan son olarak gençlerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Valla ben dönem başkanı olarak Birlik ve İyilik Platformu'nun zaten sürekli biz gençlerle hakikaten iç içeyiz. Çünkü ben aynı zamanda Fethiye Mahallesi Mezunlar Derneği Başkanıyım. Fethiye Müftülüğü Gençlik Koordinatörüyüm. Yani böyle bir geniş bir yelpazede de görev yapıyoruz. Aynı zamanda İmam Hatip'im, yani bunu da açıklamış olayım. Evet. Şimdi gençlere şunu diyorum. Ben gençleri çok seviyorum. Hepimiz gençleri çok seviyoruz. Gençlerin bu dönemde bilhassa ahlaki ve manevi anlamda çok kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bir yozlaşma var maalesef. Biz bunu görüyoruz ama gençlerimizin asla kendileri kötü değil. Ahlaki noktalarda eksikleri var. Bu eksikleri giderme noktasında zararlı alışkanlıklardan kendini korumaları gerek. Bu sosyal medyadaki bilip bilmeyen, yani birçok bilgiler var, çok kirlilikler var. Bu kirliliklerden öncelikle her duydukları, her gördükleri habere, bilgiye itibar etmesinler. Doğru kaynaktan, doğru kişiden doğru bilgiler öğrensinler. Evet. O da kaynak belli. Kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Kaynak Peygamberimizin sözleridir. Bu sözleri, Kur'an'ı kim güzel bize anlatır? Elbette ki yani bu konuda uzmanları bu işi yapar. Yani sosyal medyada hoca diye, işte şu bu diye çıkanlara çok da itibar etmeyelim. Kaynağı sağlamsa sıkıntı yok. Yani zararlı alışkanlıklardan gençlerimiz kendilerini korusunlar. Bu konuda biz de mutlaka onlara destek olmamız lazım. Rabbim onlara yardımcısı olsun. Hakikaten çok zor bir dönemdeyiz. Gençlerimizi her an uçuruma götürecek çok şeyler var. Bu noktada biz elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Belki yetersiziz. Daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunları söylüyorum. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.